herkese karşı laik eğitim, sermayeye değil eğitime bütçe. Son yıllarda iktidar eliyle derinleştirilen ağır ekonomik ve toplumsal sorunlar meseleleri bir tercih olmaktan çok yüz binlerce çocuk ve genç için adeta bir zorunluluk haline getirmiştir. Ülkede en düşük emekli aylığının 10 bin lira olduğu koşullarda MESEM kapsamında çalıştırılan yoksul ailelerin çocukları okumak yerine zorunlu olarak çalışmaya zorlanmaktadır. Ekonomik sorunlarla ve ağır borç yüküyle boğuşan yoksul emekçi aileleri asgari ücretin %30'u ile %50'si arasında ücret ödenmesi nedeniyle MESEM uygulamalarına mecbur bırakılmıştır. Eğitim merkezleri ve eğitim sisteminin büyük ölçüde dinselleşmesini hedefleyen ÇEDES projesinin sonuçları öğrencilerimizin ve çocuklarımızın nasıl tehlikeli bir kuşatmayla karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Bir gün okul, dört gün iş sloganıyla hayata geçirilen MESEM uygulaması, öğrencilerin patronlara ucuz iş gücü olarak sunulmasının önünü açmaktadır. MESEM projesiyle 300 bin çocuk olmak üzere 1,5 milyonun üzerinde insanın emeği patronların hizmetine sunulurken yüz binlerce çocuk ve gencimiz MESEM'in çarklar arasında acımasızca öğütülmektedir. ÇEDES projesi okullarda hizmet, eğitim öğretim hizmeti vereceği gerçeği ortadayken ÇEDES projesiyle okullarımız imamlar, vaizler ve Diyanet'e bağlı memurlar tarafından manevi danışman olarak görevlendirilen ve yasa dışı bir şekilde fiilen eğitim öğretim hizmetinin içine giren kişilerce yürütülmektedir. Okul içinde ve dışında yapılan dini içerikli etkinlikler, özellikle toplu namaz etkinlikleri ve öğrencilere mezar temizletme ve benzeri etkinlikler çocukların zihinsel gelişimi açısından son derece sakıncalıdır. Sınıflarda din içerikli etkinlikler, örneğin sınıflarda Kabe maketi, mezar maketleri gibi etkinlikler, laik eğitime ve eğitim öğretimin amaçlarına temelden aykırıdır. Eğitim sisteminin belli bir dinin ve belli bir mezhebin kurallarına göre biçimlendirilmesi istenmesi, çocuklarımızın dini etkinlikler üzerinden istismar edilmesi kabul edilemez bir durumdur. Eğitim ve bilim emekçileri başta olmak üzere öğrencilerimizi, velilerimizi ve demokratik kamuoyunu MESEM ve ÇEDES uygulamalarının yanlışlarına karşı tutum almaya ve ortak mücadele etmeye davet ediyoruz.